Amatörün Dünyası'ndan merhaba sevgili izleyenler. Yine dop dolu bir programla da karşınızdayız. Evet, hem bölgesel amatör ligde hem süper amatör kümede hem de diğer alt liglerde heyecan sürüyor. Biz de bu heyecanı her hafta olduğu gibi sizlerle Kanal Ege ekranlarında yaşamaya devam edeceğiz. Evet, tabii gözler bu hafta 8. gruptaydı, Soma'daydı. Soma Spor, İzmir Spor mücadelesi haftanın merakla beklenen karşılaşmasıydı. İzmir Spor ard arda başarısız sonuçların ardından lider Soma'ya bir sürpriz yapabilecek miydi? Yoksa Soma yoluna devam edip liderliğini bir kez daha perçinleyip şampiyonluğa bir adım daha yaklaşacak mıydı? Evet, Soma'da Atatürk Stadı tarihi günlerinden birini yaşadı. Görüntüler için kameraman arkadaşımız Murat Taş'a teşekkür ediyoruz bir kez daha. Bu zevkli karşılaşmayı izleyelim. Soma Spor gerçekten farklı kazandığı bir karşılaşmada daha da farklı bir sonuç elde edebilirdi. Ve 3-0'la bitti karşılaşma. İzmir Spor ise rotayı gelecek haftalara çevirdi. Özellikle bu hafta bir aylık kritik. Önce karşılaşmamızı izleyelim. Bu zevkli karşılaşmada 3-0'lık mücadele ve İzmir Spor'un da pozisyonları vardı. Yeni transferi eski golcüsü Kubilay Baktır da sahadaydı. Görüntülerimiz Soma'dan Atatürk Stadı'ndan. Soma Spor İzmir Spor'u konuk ediyor. Furkan Liman, Erkan Akpak, Muzaffer Almaz, hakem üçlüsü, maça başlayan taraf, konuk Şimşekler. Uzun bir top. İlk ataklar Soma'dan. Sağ kanattan gelişti atak. Kaleci Uğur'un yanından top out'u boyladı. Soma atak bu dakikalarda. Toma vuruşu Uğur'da kaldı. Sert bir şut daha. Yine Uğur başarılı. İkinci hamle Uğur'dan. Korner atışı. Kornerden gelen top. Toma'nın kafası out sonuçlanıyor. Sol kanattan gelişti atak. Toma vurdu. Kaleci Uğur'dan döndü. Boşta kalan top. Agah Oktay sert vurdu ve Soma Spor'u 19. dakikada 1-0 öne geçirdi. İşte Agah Oktay'ın sert vuruşu 1-0 önde. Ataklar Soma Spor'dan. Toma bu pozisyonda savunma ve Uğur topu kornere çelmeyi başardı. İzmir Spor atağı. Boşta kalan top. Vuruş kötü. Üzeyir ortasını yaptı. Uğur İzmir Spor'un başarılı ismi gole izin vermedi bu dakikalarda. Kubilay yeni transferi kaleci Can parmaklarıyla kornere çeldi. Sol kanattan gelişen atak. Savunma topu çıkarmaya çalışıyor. Toma nefis çalımlarla girdi ve 45 artı 1'de farkı 2'ye çıkardı. Gol Toma Tabadase. İşte Toma'nın son vuruşu topu ağlarda Uğur çaresiz. Toma Atatürk Stadı adeta yıkılıyor bu golde. Durum 2-0 oldu devre biterken. Toma transferde adı geçmişti bir aylı ama o takımında kalmayı tercih etti. İkinci yarıya da başlayan Siyah İnciler. Sert bir şutta Toma'dan yine Uğur'dan döndü. İzmir Spor atakları kaleci Can topa hakim. Yine sağ kanattan gelişti atak. Yine Toma vurdu ve boşta kalan topu Atalay ağlara yolladı. Bir kez daha izliyoruz. Ve Atalay skoru 55. dakikada 3-0'a getirdi. İşte Atalay'ın gol sevinci.
Roma zorlu mücadelede 3-0'ın keyfini yaşıyor. İzmirspor'dan farkı azaltma çabaları. Kaleci Can için rahat top. Yine Somu hata. 3-0'dan sonra da rakip kalede. Vuruş yan ağlarda kaldı. Caner'in vuruşu. İzmirspor'dan ataklar. Kaleci Can tehlikeyi önledi. Thomas Spor gole doymuyor adeta. Rakip kalede Uğur başarılı bu pozisyonda. Yine Soma hata son dakikalarda. Sağ kanattan gelişti. Sert bir şutta bu da sonuç getirmedi. Kornerle önledi Uğur. Son dakika kaçan bir fırsatta. İzmir Spor'dan son çabalar. Kaleci Can yumrukladı. Allah'ım yarabbim ya. Bu şut da orta buldu. Ve karşılaşma 3-0 sona erdi. Evet, karşılaşma böyleydi. Karşılaşmanın ardından tabii grupta dengeler yavaş yavaş değişmeye başladı. Şimdi birazdan bir maçımız daha var. Onu da izleteceğiz size. İkinci sıradaki Yıldırım Belediye'nin Urganlı'yla olan mücadelesi. Onu da birazdan izleyeceğiz. Ama önce bir durumu değerlendirelim. Soma Spor 38 puanla liderliğini sürdürdü. Yıldırım Belediye biraz sonra izleyeceğimiz karşılaşmada Urganlı'yı 4-0 mağlup etti deplasmanda. Ki Urganlı 11. sırada 9 puanı var sadece. Ve bu haftayı da böylelikle kapatmış oldu. Ve Yıldırım'la Soma baş başa kaldılar. Hemen Gülbahçe ile 31 puanla 3. sırada. 4. sırada Çiğli 29 puanlı. 5. ve 6. sıralarda 25'er puanlı iki ekip var. Ayvalık ve İzmir Spor ve 22 puanlı da Ödemiş Spor var. Tabii bu hafta kritik maçlar var. Neden kritik biliyorsunuz. Üçüncü takım olmamak gerekiyor. Kent bağlamında bir kentin üç takımı varsa bu gruptan da tabii Soma'nın çıkacağı biraz daha belli oldu. O yüzden yani Çiğli'nin şansı biraz uzak görünüyor. O yüzden ikinci olacak, üçüncü olacak takım da küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya. Bu saçma statü yüzünden yıllardır bunu söylüyoruz ama değişmedi ne yazık ki. Ve bunun da getirdiği tabii ki riskleri kulüplerde almak istemiyorlar. Bu hafta tabii İzmir Spor Ayvalık Gücü'nü konuk edecek. Ayvalık Gücü Belediye Sporu ve Çiğli Ödemiş iki İzmir ekibi de karşı karşıya gelecek. Çiğli alıp rahatlamak istiyor. Ödemiş Spor da ara transferde biliyorsunuz birçok oyuncuyu kadrosuna dahil etti, güçlendi ve Ödemiş Spor'da bu fırsatı iyi değerlendirmek isteyecek. Tabii ki Kırmızı Lacivertlilerin hedefi İzmir Spor'u yakalamak. İzmir Spor'un puanı 3 puanlık bir fark var. İzmir Spor'da kalan maçlarını daha kolay oynayacağı düşüncesinde. Ödemiş Spor bu hafta Salihli'yi 1-0 mağlup etti ve iddiasını sürdürdü. İzmir Spor'u yakalama iddiasını. Bakalım bu hafta deyim yerinde ise dananın kuyruğu kopacak 8. grupta. Tabii ki Soma'nın da Yalova Kadıköy deplasmanı var. Yalova Kadıköy'de geçen hafta sizlere maçını izletmiştik. Ödemiş Spor'la birlikte oynadıkları maçı, karşı karşıya geldikleri maçı. Alt sıralarda bir ekip, 9. sırada 14 puanı var Yalova Kadıköy'ün ve bu haftada Yalova Kadıköy bakalım Gülbahçe'ye 2-1 mağlup etti. Grubun 3. sırasında mağlup oldu yer alan Gülbahçe'ye. Soma'yı da zorlu bir deplasman bekliyor ama izlediniz Soma'da golcüler çok formda özellikle Toma ve
Mirlanda yeni oyuna girdi, yavaş yavaş Asya Kupası'ndan geldi. Yeni transferler gayet olumlu. Kaleci Can iyi, yönetimde herhangi bir sorun yok. Soma dolu dizgin gidiyor. Bakalım ne olacak? Bir kez daha anımsayalım. Soma 38 puanla lider. Yıldırım Belediye 34 puanla ikinci. Gülbahçe 31 puanla üçüncü. Çiğli 29. Ayvalık ve İzmir Spor 25. Ödemiş Spor 22 puanda bu grupta. Evet, şimdi grubu kapatmadan önce grubun diğer mücadelesini de izleyelim. Yalova, Kadıköy, Urganlı ve Yıldırım Belediye maçı, özür dilerim. Urganlı Yıldırım Belediye maçını da izleyelim. Bakalım grubun ikinci sırasında yer alan Yıldırım Belediye neler yapmış. Evet, görüntülerimiz bu karşılaşmadan. Yine Murat Taş'a teşekkür ediyoruz görüntüler için. 8. grupta alt sıralardan kurtulmaya çalışan Urganlı Belediye Spor, lider Soma'nın en yakın takipçisi Yıldırım Belediye Spor'u konuk ediyor. Karşılaşmayı İlhan Sarıgül, Süleyman Oral, Hüseyin Gegeroğlu hakem üçlüsü yönetiyor. Maça başlayan taraf sarı kırmızılı, ev sahibi Urganlı Belediye Spor. İlk ataklar Yıldırım Belediye Spor'dan. Üst direkte patlayan top, daha önce savunmanın müdahalesi var. Korner atışı. Bir türlü uzaklaştıramayan top. Berk'ten, kaleci Berk'ten nefis bir kurtarış. Urganlı kalecisi müthiş atladı bu pozisyonda topa. Urganlı atakları geliyor. Kafa vuruşu. Dakika 27. Çağrı Alpas'tan Yıldırım Belediyespor'u 1-0 öne geçiriyor. Urganlı atakları. Top yan ağlarda kaldı. Sert bir şut. Dakika 34. Hamdi Çavuşoğlu'ndan. Durum 2-0 oluyor. Yıldırım Belediyespor deplasmanda 2-0 öne geçiyor. Ve ilk yarı bu sonuçla kapanıyor. Görüntüler ikinci yarıdan. Urganlı rakip kalede gol arıyor. Kaleci Burak müdahale etti pozisyona. Yaptırma penaltı ya. Penaltı var bu dakikada. Yıldırım Belediyespor 67. dakikada penaltı kullanıyor. Bir kez daha izledik penaltının oluşumunu. Bilal İshak kaleci ve topu ayrı köşelere yollayıp durumu 3-0 yapıyor. Tehlikeli bir atak, kale içinden çıkardılar Urganlı atağında. Uzun bir top sağdan kaçtı. Savunma bir türlü topu çıkartamadı. Sert bir şut ve gelişen pozisyonda 74. dakikada Bilal İshak durumu 4-0 yapıyor. Yıldırım Belediyespor deplasmanda 4-0 öne geçiyor ve karşılaşmayı kazanıyor. Evet, 8. gruptan görüntülerimiz de bu kadardı. 6. grupta Sandıklı Keçiören mücadelesi var. 6. gruba düştü Sandıklı. Biliyorsunuz bir zamanlar 3. ligde başarılı bir ekipti Sandıklı. Şimdi Keçiören'le oynayacak. 7. grupta Söke Spor takibini sürdürdü bu hafta için. 36 puanla Bucak Belediye Spor'u takip ediyor. Söke Spor ve 3. sırada Isparta Davraz var 33 puanla. 4. sırada Kepez 32 puanla. 5. sırada Manavgat Belediye ve 6. sırada da Aydın Spor 1923-25 puanla yer alıyor. Söke Spor bu takibi sürdürecek. Bucak Belediyesi
Oğuzhan Spor Isparta Davraz'da oynayacak bu hafta. Bir aylık kritik bir maç. Söke için önemli bir fırsat olabilir. Söke de yine 31 puanlık grubun iddialı ekiplerinden Manavgat'a konuk olacak. İki kritik karşılaşmanın sonucu zirveye yeni bir açılım da getirebilir. Didim Konyaaltı deplasmanında ve Tavas yatağın mücadelesi var yatağında. Ve Aydınspor 1923'te Kale Belediye'yi konuk edecek. Kuşadası Gençlik ise Kuşadası Spor Ortaçay'ı konuk edecek. Gruptaki görünüm böyle. Tabii ki 8. grupta, 7. grupta Söke geçen yıl kaçırdığı fırsatı bu yıl almak istiyor. Tabii ki Aydınspor 1923'te ligde kendine emin bir yer arıyor. Tabii orada da 3 takım arasına girmeme mücadelesi var. Aydın 1923, Kuşadası ve Denizli özür dilerim. Diğer takımlar arasında o yüzden de bir heyecan var grupta. Evet, hemen Aydın Spor Amatör'e gelen takımlar da belli oldu. Aydın demişken onu da bir hatırlatalım, onları da kutlayalım. Daha sonra 9. grubu da değerlendiririz. Evet, Aydın Spor Amatör'de 2. gruptan Aydın Büyükşehir Belediyespor ve Tuğla Spor, 3. gruptan Aydın Spor ve Kardeşköy Spor, 4. gruptan da Didim Spor Aydın'da Süper Amatör'e yükseldiler. Bu ekipleri de kutluyoruz. Birazdan İzmir Süper Amatör'e çıkanları da değerlendireceğiz. Oradan bir de şampiyonluk görüntümüz de olacak. Ama önce bir 9. gruba gidelim. 9. grupta hala yola dolu dizgin devam ediyor. 37 puana ulaştı. 2. sırada Maltepe var. 32 puanlı. 3. sırada Belediye Derince 29 puanda, 4. sırada Vefa 28 puanda, 5. sırada Tavşanlı Linyit 27, 8. sırada Kütahya 22 ve Bornova Yeşilova'da 16 puanla 11. sırada. Bu hafta Kütahya'da Kütahya Tavşanlı Linyit derbisi vardı. İki kulüp arasında gelenekselleşen köklü bir maziye sahip olan bir derbi mücadele zaman zaman tatsız olaylara da yol açıyordu ama bu kez rakip taraftarlar, Tavşanlı taraftarları il güvenlik kurulu kararı gereğince maça alınmadı. Karşılaşmayı sadece Kütahya Sporlu taraftarlar izledi ve iki başkan da birlikte yan yana oturdular bu karşılaşmada. Ve karşılaşmada golsüz berabere bitti. Ve böylelikle iki ekip de birer puanla haftayı kapatmış oldu. Bu haftanın maçlarına göz atarsak 9. grupta Kütahya Spor Maltepe deplasmanında grubun 2. sırasındaki ekiple karşılaşacak. Bir aile işi zor ama Kütahya Spor tabii Ocak ayında yeni yönetimin gelmesiyle bir aile transfer de yaptı. Bu transferler takıma yavaş yavaş entegre oluyor. En son Rıdvan Gürler de takıma katıldı ve o da takımın gücüne güç katacak oyunculardan biri. Bakalım yeni transferlerle Kütahya Spor ne yapacak? Lider Ali Ağa baş iskeleyi konuk ediyor. Nispeten zayıf bir rakip. Belediye Derince Vefa 3. ve 4. sıradaki iki ekibi karşı karşıya getiren bir karşılaşma Belediye Derince'nin sahasında oynanacak. Kütahya Çamlık Sultan Gazi'yi konuk edecek. Ligin dibinde yer alan Kütahya Çamlık ve Tavşanlı Lingit'te İzmir'in köklü ekibi Bornova Yeşilova'yı konuk edecek. Evet, Bornova Yeşilova demişken geçen hafta biliyorsunuz olaylar vardı. Ali Ağa deplasmanı dönüşünde Ali Ağa'nın cezaları belli oldu. Ali Ağa'ya bir maç seyircisiz ve 3.000 TL para cezası geldi. Burada yaşanan olaylardan teknik sorumlu Polat Çetin 21 gün hak mahrumiyeti aldı. Antrenör Serkan Ençetin 21 gün hak mahrumiyetiyle cezalandırıldı.
Bu arada ambulans şoförünün de incelemeye alınması kararlaştırıldı ve ASKF'den bilgi istendi. Evet, İzmir Süper Amatör'e geçeceğiz. Öncelikle hemen maçımızı izleyelim. Tam 9 gol vardı Dikili Belediye Çandarlı gücüyle. Deplasmanda mücadele etti. Evet, Çandarlı sahasında benim de çok anılarım vardır. Orada Çandarlı dostlara da buradan selam edelim. Tabii Çandarlı'nın Foça güçlü bir ekip ama 9 gol yemesi gerçekten de eski günleri aradığının bir göstergesi oldu. Orada çok farklı bir futbol kültürü vardı ama gördük ki artık bir neredeyse avaraj takımı niteliğine dönüşmüş Mavi İnciler. Tabii Çandarlı'nın Dikili'ye bağlanmasının da biraz rolü de oldu. İlçe konumundan çıkmasının da. Dileriz Mavi İnciler eski günlerine dönerler. Foça'da İbrahim Hakan ve Raşit bir devreye 5 gol sığdırdı ve gol şov yaptı. Görüntülerimiz bu karşılaşmadan. Seyfi Gül'e bir kez daha teşekkür ediyoruz ve karşılaşmayı izliyoruz. Lider Foça Belediye Spor Çandarlı sahasında Çandarlı gücüne konuk oluyor. Dikili Çandarlı gücü maça başlayan taraf. Sağ kanattan gelişen atak. Karşılaşmada 5. dakika İbrahim Akambi Raşit gol perdesini açıyor. 1-0 önde Foça Belediye Spor. 11. dakika İbrahim Akambi Raşit için kolay bir vuruş. Durum 2-0. Kendisini ve takımının ikinci golünü attı İbrahim Akambi Raşit. Bu da 3. gol. 21. dakikada durum 3-0 oldu. Gole doymuyor adeta İbrahim Akambi Raşit. 26. dakika kendisinin ve takımının 4. golünü attı. Karşılaşmada 35. dakika Koray Kadan durumu 5-0 yaptı. Ve 38. dakikada İbrahim Akambi Raşit kendisinin 5. golünü attı ve ilk yarıya 5 gol sığdırıp oyunu da terk etti. İkinci yarıya başlayan taraf Foça. Foça'dan atakların ardı arkası kesilmiyor. Defansın bir türlü uzaklaştıramadığı top. Dakika 66 Esat Karadeniz bir gol daha kaydediyor. 7-0 oldu durum. Bu kez sol kanattan atak. Yerde mücadele. Tehlike geçmiş değil. Rahat bir kafa vuruşu Gökhan Güneş'ten. 8-0. Korner atışı. Yine Gökhan Güneş. Ve 9-0 oldu. Karşılaşmada tam 9 gol var. Dikili Çandarlı gücünden hiç olmazsa bir şeref sayısı bulma çabaları. Sonuç getirmedi mücadele. Yerde Çandarlı futbolcu ama hakem devam dedi. Bu kez ikinci yarıda oyuna giren kaleci Furkan gole izin vermedi. Lider Foça 41 puana yükseliyor ve ikinci sıradaki rakibiyle 2 olan puan farkını 4'e çıkarıyor. Evet, İzmir Süper Amatör Lig Kırmızı Grup'ta Foça Çandarlı'yı 9-0 mağlup etti ve zirvede bir adım daha öne çıkmış oldu. Kemalpaşa Kınığı 3-1 mağlup etti. 37 puanla ikinci sırada takibini sürdürdü. Ceyhan Altın Yıldız kendi sahasında Ali Ağa Belediye Helvacı Spor'a 3-0 mağlup olunca biraz daha zirve yarışında geriye düştü. 36 puanla 3. sırada Ali Ağa Belediye Helvacı da bu galibiyetle biraz daha üst sıralara yetişmiş oldu. En azından ikinci takım olma yolunda umut kazandı. Kemalpaşa ile 2 puan, 3 puan farkı var şu anda.
Dikili Belediye ise 33 ve bir başka 33 puanlı takım Özcam Dibi. Evet, bu haftanın maçlarına bakarsak Özcam Dibi Kemalpaşa'yı konuk edecek. Gerçekten kritik bir karşılaşma. Özcam Dibi de eğer bu maçı alırsa 36 puana çıkacak. Hem de Kemalpaşa'yı 37 puanlı Kemalpaşa'yı durdurmuş olacak. O yüzden önemli bir karşılaşma. Foça Güzeltepe ile oynuyor. Güzeltepe 29 puanlı bir ekip. 8. sırada yer alıyor. 8 galibiyeti var bugüne kadar. 5 beraberlik, 6 mağlubiyeti. Ve Foça'nın da bu maçı kaybetmeye pek niyeti yok. Helvacı Çandarlı Gücü'nü konuk edecek. Çandarlı Gücü de bugüne kadar 7 galibiyet aldı ama bu maçta neden bu kadar zayıftılar onu da çözmek gerek. Foça mı çok kuvvetliydi, Çandarlı mı çok zayıf kaldı? O da ayrı bir konu. Bu hafta bakalım Helvacı Çandarlı mücadelesi bunu bir şekilde açığa çıkarır. Bornova 1881'de 28 puanla 9. sırada yer alıyor ve bu hafta Ceyhan Altın Yıldız'ı konuk edecek Bornova 1881 Yeşil Beyazlılar. Evet, grupta görünüm böyle, kırmızı grupta. Beyaz grupta bu hafta Torbalı biraz daha arayı açmış oldu sevgili izleyenler, sevgili amatörler. Torbalı dolu dizgin gidiyor. Bu haftayı da Torbalı rahatça geçti. Halil Beyli ile bir bir berabere kaldı. Kendilerini de çok fazla da sıkmadılar. Son sıralardaki Halil Beyli karşısında bir bir berabere kaldılar ama 50 puan yaptı Torbalı. Yani en azından şu anda ikinciliği garanti gibi. Çünkü 3. Çeşme'nin 34 puanı var. 2. sırada Alaçatı 36 puana sahip. Alaçatı da Gaziemir Gençlik deplasmanından 2-0'lık galibiyetle dönüp iddiasını biraz daha kuvvetlendirmiş oldu. İlk iki mücadelesinde Çeşme geliyor tabii 34 puanlı ve Güzelbahçe ve Bayındır 33'er puanlı ekipler. Güraltay da onları uzaktan izliyor. Şirinyer ise 7. sıraya düştü 28 puanlı. Hemen onu da belirtelim. Haftanın maçları da böyle. Torbalı Menderes Belediye Eğitim Kültür'e konuk olacak. Çeşme yine Halil Beyli deplasmanında sınav verecek. Narlıdere Bayındır mücadelesi var. Alaçatı'da Güzelbahçe'yi konuk edecek. Grupta büyük bir çekişme var. Evet, Süper Amatör'de durum böyle. Şimdi Süper Amatör'e çıkanların sevincine ortak olalım. Foça Bağrası Süper Amatör'de Foça'nın ikinci takımı oldu ve galibiyeti de doyasıya kutladı Sarı Kırmızılılar. Seyfi Gül'e teşekkür edelim tekrar. Yine görüntüleri ve haberi bize yolladı. Foça Bağrası'nı da Deniz Hoca'yı da kutluyoruz. İki senede ara vermeden Süper Amatör'e geldiler. İkinci amatörden birinci amatöre, birinci amatörden süpere yükseldiler. Birinci grupta Foça Bağrası liderliği, şampiyonluğu garantiledi. Gol devresi şeklinde geçen bir maç sonunda. Evet, görüntülerimiz şimdi bu karşılaşmada. Aynen. Basit oyun. Aynı yaptığımız gibi bak, oyunu açtık, aldık, verdik. Bunları yapın. Riske sokmayalım. Güzelleştirelim oyunu. Bir gol daha. Bencillik yok. Gelmedi, başını yiyordu. Hadi. Birinci amatör kimi? A grubu erteleme karşılaşması. Foça Belediyesi Bağrası Türkiye'li sporla karşı karşıya karşılaşma. Tam bir gol diyorlusu şeklinde geçiyor. Onur Tuş ve Necmi Özcan'la 2-0 önde tamamlayan Bağrası Onur Tunç'la 3-0, Ahmet Şallı'yla 4-0 yapıyor ve gol diyorlusu başlıyor. Durum 4-1. Türkeli adına Sercan Yazdık skoru 4-1'e getirdikten sonra Yusuf Baydar 4-2, Sercan Yazdıklı 4-3,
Adnan Aslan 4-4 yapıyor ve karşılaşma 5 dakika uzuyor. Heyecanlı dakikalar Nadire Sanlı sahasında. Şampiyonluğu ilan etmesi için bir gol yetecek. Arda arda gollerle işte böyle farkı kapattı. Türkerli Spor. Karşılaşmanın son anları, gol denemeleri. Ve 5 dakikalık uzatmanın son saniyeleri. Uzaklaştırılan top. Son bir atak şansı daha. Ve 5-4'e geliyor Ahmet Şallı'nın bu golüyle. Büyük sevinç var Nadire Sanlı sahasında. İzmir 1. Amatör Küme A grubunda Foça Belediyesi Bağrası Spor bitime bir maç kala şampiyonluğunu ilan ediyor. Foça Belediyesi Bağrası Spor'u bir kez daha kutluyoruz. Foça'nın süper amatördeki ikinci takımı oldu Sarı Kırmızılılar. Evet, Foça Bağrası ile birlikte süper amatöre yükselen diğer ekipleri de kutlayalım. İkinci grupta Fikri Altay, üçüncü grupta Osman Gazi Spor, dördüncü grupta Bornova Belediye ki geçen yıl düşmüştü, tekrar düştüğü gibi çıkmasını bildi Bornova Belediye. Ve 5. grupta yılların Ülkü Sporu tekrar süper amatörde Süleyman Başkan'ı da kutlayalım. Emeklerinin karşılığını aldı. 6. grupta Gültepe, 7. grupta Yapıcıoğlu Baştaş, 8. grupta Buca Zafer Spor, Buca'nın köklü takımı ve 9. grupta da bir zamanlar 3. ligde mücadele veren ilçenin tek profesyonel takımı olan Gaziemir FK. Evet, bu ekipler de süper amatöre çıktı. Tabii süper amatöre çıkanlar bununla da sınırlı kalmayacak. Niye? Playoff var. Birinci amatörde playoff'ta belli oldu. Evet, birinci amatör playoff'ları 14 Şubat'ta oynanacak. Hemen bakalım eşleşmelere. Parsa, İzmir Demirspor, Çiğli, Esentepe, Asarlık, Gençlik, Mesev Gençlik, Yelki Spor, Toros Gücü, Gümüşbala, Seydiköy, Cennet Çeşme, Gaziemir Onur Spor, Ayrancılar Spor, Dadaş Spor, Deniz Spor, Serintepe, Kandere, Armutlu Spor, Bayraklı Spor, benim takımım ve rakibi İzmir Yol Spor, Eşrefpaşa, Yeşilyurt, Beş Yol. Playoff'ta eşleştiler. Playoff'ta da bu ekiplerimize de başarılar diliyoruz. Süper amatörün yeni yolcuları da belli olacak. Bakalım neler yaşanacak playoff mücadelesinde. Evet, son olarak da bir Ege turu yapalım. Süper amatörlerde neler oluyor? Hemen bir zirve mücadelesine göz atalım. Bala kimler gelebilir? Hemen onları da bir aktaralım size. Aydın'dan başlarsak, Aydın'da özellikle altyapıya verdiği önemle yıllardır hep Türkiye şampiyonalarında dereceler elde eden ve altyapıda da adeta bir ekol haline gelen Aydın'da Yıldız Spor 44 puanla liderliği sürdürüyor. Karpuzlu bala kadar çıkmıştı ve bir sezon başarıyla temsil etti Aydın'ı ve 42 puanla yine süper amatörün kapısına dayandı Karpuzlu Belediyespor. Balıkesir'de Bigadiç 42 puanla lider, Bandırma Eti 37 puanla Bigadiç'i izliyor. Kütahya'da Tavşanlı Moymutspor uzak ara yaptı, 50 puanla lider. İkinci sıradaki Kütahya Seramik'in 39 puanı var.
Manisa iki grup halinde biliyorsunuz. Manisa Spor Amatör A grubunda Alışehir Belediye 36 puanla lider. Geçen yılın bal takımıydı Alışehir Belediye Sarı Siyahlılar. Bu yıl tekrar lige dönmek için, bala dönmek için iddialılar. Ve Manisa'nın bir başka köklü ilçe takımı Kula Belediyespor'da 32 puanla Alışehir Belediyespor'u izliyor. B grubunda ise Manisa Sanayispor 32 puanla ve Donatıp Spor 31 puanla Manisa'nın iki köklü takımı da bal mücadelesi verecekler. Muğla'da Yeni Milas'ın 29 puanı var. Turgut Reis'in 27, Düverek Güneş Spor'un 27. Müthiş bir çekişme var 3 ekip arasında. Bakalım bu çekişmeden kim galip çıkacak. Ve Dalyan Spor'da 22 puanla 4. sırada yer alıyor ve bu yarışa ortak olmak istiyor. Uşak'ta 1. amatörde A ve B gruplarında playoff'a kalan takımlar da belli oldu. Playoff mücadelesi de start alacak Uşak'ta. A grubundan Turan İdman Yurdu, Banas Spor, Servioğlu Spor. B grubundan ise Uşak Bölme Spor, Eşme Belediye Spor ve Banas Özlem Spor playoff'a yükseldiler. Bu ekiplere de playoff'ta başarılar diliyoruz sevgili amatörler, sevgili izleyenler. Böylelikle programın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Amatörün dünyası burada sona eriyor. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın.